Türkcan. Türkan hadi. Ben... Ben... Ben istemiyorum kocamdan boşanmak abla. Ne demek istemiyorum Türkan? Bir şey söylesene Türkan. Evde ne konuştuysak onları söylesene Nalan. Türkan. Ne konuştuk evde biz? Evde demedin mi? Tamam demedin mi? Boşanmak istiyorum diyeceğim, öyle diyeceğim demedin mi? Cevap versene Türkan, ne konuştuysak onu söylesene. Ya delirtmesene Türkan. Ne konuştuk biz? Ya bir şey söylesene. Ben gideceğim anlatacağım. Nalan'a bundan sonra nasıl yapacağız onu söyleyeceğiz demedin mi? Hayır. Anlatmayacak mıydın Nalan'a? Bundan sonra ne yapacağız? Nasıl devam edeceğiz? Ayrılacağız biz. Onu söylemeyecek miydin? Tamam kalk. Kalk evde konuşacağız biz senden. Bir daha yüzümü zor görürsünüz. Kalksana. Hayır. Kalk. Çık dışarı Ayrı. Tamam mı Nalan? Çık dışarı diyorum, çık. Tamam ben eve götüreceğim, evde konuşacağım. Hayır çık dışarı. Ne oluyor biz Nalan? Çıkar mısın dışarı? Evde konuşacağım onlarla ben. Öyle söylemedi, burada başka söylüyor. Bunu yapamazsın. Ya böyle konuşmadık tamam mı? Gel burada her şeyi anlatacaktım Nalan. Sen benim gözümün önünde böyle bir şey yapamazsın. Kimseyi tehdit edemezsin tamam mı? Nalan. Sus, dinlemek istemiyorum. Nalan. Nalan. Açsana kapıyı, ne yapıyorsunuz ya? Nalan. Türkan. Ya saçma saçma iş yapma. Ne yapacağız ana? Türkcan diyor. Ama ben korkuyorum. Tamam, tamam, tamam. Nalan! Ne oluyor ya orada? Aşağıdan geliyor ses. Allah Allah. Tamam, tamam. Benden korkmanıza gerek yok, tamam mı? Benden size bir zarar gelmez. Sen babamı alıp gitmeyeceksin mi? Hayır. Hayır, yapar mıyım şöyle bir şey? Baban sizinle kalacak, merak etme. Türkan... Sen de tabii ki boşanmayacaksın. Yuvanız yıkılmayacak. Ben size bir kek koyayım mı? Kek yer misiniz? Portakallı kek. Zahmet vermeyelim. Yok. Ya hemen getiriyorum size, kek getiriyorum ben, tamam mı? Ben kek yemem. Ben yerim. Çok iyi bir abla bence. Mercan, tamam. Şşş. Otur 2 dakika hadi. Otur, sessiz ol, uslu. Ah Türkan, ah Türkan. Ah Türkan, beni nasıl boşa düşürdün, rezil ettin Türkan bak sen. Yardım lazımdır. Yok. Yok sağ ol, hallettim bile şimdi. Sağ ol. Sen de yer miydin? Yok sağ ol abla, ben çocuklar için. Şimdi kek yenecek zaman değil. Kusura bakma, sana da çok rahatsızlık verdik sabah sabah. Asıl sen kusura bakma Türkan. Niye ki, biz geldik ya. Çok özür dilerim.
Çok özür dilerim gerçekten. Ben ne Hayri'nin evli olduğunu biliyordum. Ne çocukları olduğunu biliyordum. İnan ki bilmiyordum yani. Bana ne söyledi, ne size anlattı. Eğer ki bilseydim yemin ediyorum ne onunla konuşurdum. Ne böyle bir yola girerdik, ne size bunları yaşatırdık. Çok özür dilerim gerçekten, çok özür dilerim. Vallahi ben de seni yeni öğrendim. Geçen akşam kül dökmeye çıktım, ikinizi gördüm yoksa. Benden her şeyi saklamış. Sana da yazık günah. Sen kocandan o yüzden boşandın. Yok. Yok. O konunun Hayri'yle hiçbir alakası yok. O zaten yanlış bir evlilikti. O adama yazık olmamış Allah'tan. Hayri hep böyle miydi? Hep böyle yalan mı söylerdi? Yok. Allah var yok abla, öyle değildi. Hiç bana sorsan ben son 5 yılda 5 kere anca görmüşümdür Hayri'yi. Biz kızlarla köydeydik ya. Ama böyle insan değildi, vallahi billahi değildi. Ben küçüklükten bilirim Hayri'yi. Kapı bir komşuyduk çocukken. Onun analığı bizi baş gözetti. Ama ben sevdim. Yani severek. O beni sevdi mi, sevmedi mi bilmiyorum. Ama bir kere bile el kaldırmadı bana. Hiç çocukların üstünden elini çekmedi. Hep sahip çıktı. Sonra işte bir haller oldu. Geçen gece baktım. Hüngür hüngür ağlıyor koskoca adam. Allah rahmetli kardeşi vardı onun, Sarı. En son çocukken onun vefatında öyle ağlarken gördüydüm. Bahçeden izlemiştim gizli gizli. İşte böyle oldu şimdi. Sana çok aşıksa demek. Sen onu terk edersin diye çok korkuyorsa. Yaptığı hataları üzülüp ağlıyordur o. Böyle hata yapmaya devam ederse daha çok ağlayacak hanım. Türkan. Türkan hadi gidelim artık. Türkan. Sen bunları kızlara götürür müsün? Tabii. Geliyorum ben de şimdi. Ya ne var? Hadi gelsinler, eve götüreceğim, evde konuşacağım onlarla. Hiç mi utanmıyorsun Hayri? Hiç mi utanmıyorsun, hala ne anlatıyorsun? Ne konuşuyorsun? Ya nasıl ne konuşuyorum? Evde başka bir şey söyledik. Buraya gelecekti, burada söyleyecekti. Boşanmak istediğini söyleyecekti. Şey yapacaktı, beni ne hale getirdi ya? Boşa düşürdü. Hem yalancı oldum, hem bunlarda bağırıyorum ya. Eve götüreceğim onu. Sen giremezsin. Sen burada duracaksın. Çünkü biz daha Türkan'la konuşuyoruz. Konuşacaklarımız bitmedi. Sen de burada bekleyeceksin. Tamam, ne konuşuyorsanız konuşun. Tamam, benim de konuşulan şeyi duymaya hakkım yok mu ya? Senin hiçbir şey hakkın yok. Senin artık hiçbir şey hakkın yok. Burada bekleyeceksin. Hadi ya, hadi buyur ya. Hadi buyur ya. Abla biz artık gidelim mi? Sana da çok rahatsızlık verdik. Oturun isterseniz biraz daha. Eğer aceliniz de yoksa hem çocuklar da keklerini yemiş olur. Kek çok güzelmiş Prenses abla. Afiyet olsun. Hadi sen de yesene. Ben de bize bir kahve yapayım. Kahve içer misin? Zahmet olmaz. Olmaz. Nasıl içersin kahveni?
Bol şekerli. Alayım mı ben? Burada içelim istersen kahvemizi. Çocuklar da rahat rahat kekini yesin. Ellerine sağlık abla, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Abla sen burada yalnız yaşıyorsun. Yok. Bir de Hafiz var. Hafiz'le beraber kalıyoruz. Ablandır. Yani sayılır. Doğduğumdan beri benimle birlikte işte. Öncesinde annemle, yani evin işlerine yardım ediyormuş, annemin yardımcısı. O günden bugüne işte beraberiz. Allah razı olsun. Annem, baba. Onları kaybettim. Bir süre önce. Başın sağ olsun. Sağ ol. Bu abladan başka eş, dost, teyze, hala, dayı, amca yok mu? Yok. Bir de yakın bir arkadaşım var, Billur diye. O kadar. Kocandan da ayrıldı. Ayrıldım. Hiç korkmadın mı abla? Başımda erkek yok, ne ederim hiç demedin mi? Çok korktum. Başlarda ne yaparım bir başıma? Tek başıma yaşamak nedir bilmem. Korktum tabii. Ama sonra bir cesaret geldi. Dedim Hafiz de var. Hafiz de yaşar gideriz. Ne güzel, sen hiç korkmamışsın. Ben çok korkuyorum da. Hani Hayri iki kızla beni kapının önüne koysa ne yaparım? Bilmiyorum, korkuyorum. Yani bunlar tabii birinin demesiyle olmuyor. Benim öğrenmem de bayağı bir zamanımı aldı ama önce kendine inanman lazım Türkan. Eğer gerçekten kendine inanırsan o korkuların hepsi bir anda kaybolup gidiyor. Hakikaten. Sor. Sor ne soracaksan. Ama sen şimdi evlenmeyeceksin mi? Hayri'yle. Evlenmeyeceğim tabii ki. İçin rahat olsun. Benim için tamamen bitti. Tamam bak, ne olur İçin rahat olsun. Tamam mı? Korkacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi sana eğer zaten ben bilseydim durumun böyle olduğundan, haberim olsaydı, inan ki böyle olmazdı. Olasılıkla bir daha ismimi duymayacaksın. Bir daha benim yüzümü görmeyeceksin. Sana söz veriyorum. Tamam mı? İçin rahat olsun. Ben seni hiç böyle bilmemiştim. Nasıl bilmiştin? Ne bileyim, çok korkmuştum ben senden. Yanına gelsen beni görmez dedim. Geçer gider dedim yanımda. Yüzüme bakmaz, sesimi duymaz. Alay eder dedim.
Böyle boyalı tırnaklarınla böyle gezersin zannettim ama sen de normal insanmışsın. Bizim gibi de kalbin varmış. Sağ ol. Sen de sağ ol. Senin kimin kimsen yok mu? Hayri'den başka? Yok abla. Benim Hayri var, bir tek tane kızım var abla. Başka hiç kimsem yok. Yani senin gibi aynı. İyice iş dost. Bir tane kardeşim var. Ama o da hayırsızın teki zaten, hiç bahsetme. Ay, ben Billur'u tamamen unuttum. Çok pardon. Efendim Billur'cum? Kuşum, yürüyüşüm bitti, eve dönüyorum. Bir şey lazım mı? Neredesin sen? Alt sokaktayım, ne oldu? Bir şey oldu yok canım. Bir şeye de ihtiyacım yok, çok sağ ol. Hadi evdeyim, gel bekliyorum. Billur'lar eve geliyormuş da. Abla biz müsaade isteyelim, zaten başına çok dert olduk. Kızlar haydi gidiyoruz. Kızlar. Ama işimiz bitmedi daha. Ben şimdi bu kekin kalanını size paketlerim. Evde güzel güzel yersiniz, olur mu? Olur. Anne var. Ne diyeceğim sana? Bir de benim numaramı kaydetsene. Hani olur da bir şeye ihtiyacın olur. Bir şey olur ararsın beni. Abla bende telefon yok. Ha. Bak şurada kağıt kalemimiz var. Al onu. Yaz hemen numaranı bana. Anam okuma yazma bilmiyor ki. Olsun. Tamam. Ben şimdi şunları paketleyeyim hemen güzel güzel. Sonra ben yazarım. Babam bize çok kızacak ana. Babanız hiçbir şey yapmayacak çocuklar. Size de kızmayacak. Hiç canınızı sıkmayın. Sakın üzülmeyin, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Ne yapıyorsun sen burada? Buraya yeni biri taşınmış. Onun belalısı falan mısın sen? Hadi sen abla, akrabam ya, hayırdır? Hadi işine bak hadi abla. Şimdi son kez beni dinleyeceksin. Tamam. Şu yaptığın şey kadar saçma bir şey olamaz. Suçu günahı olmayan, hiçbir şeyden haberi olmayan karını, çocuklarını buraya nasıl getirebildin anlamıyorum. Aynen. Nasıl getirebildin sen? Bu nasıl bir bencillik? Ha? Bak, yaptığın hataların bedelini karına da çocuklarına da ödetemezsin Hayri. Ve beni bir daha görmeyeceksin. Bir daha karşıma çıkmayacaksın. Bu birbirimizin son görüşümüz. Bak, karının ve çocuklarının sana ihtiyacı var. Yoluna devam edeceksin. Ve bir şekilde onlarla mutlu olacaksın, tamam mı? O kadar kolay mı? O kadar kolay. Türkan. Ben aşağıda bekliyorum. Hadi sallanmayın, aşağıdayım. Geç kalmayın. Hadi geçin annem. Kas alacaklı abla. Sen de. Vallahi biliyor musun, sen olmasa belki de yani başkası olsa benim işim bitmişti. Kendine de kızlara da çok iyi bak, olur mu? İnşallah. Kızlar, tanıştığıma çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Görüşürüz prenses abla.
Yine dediğim gibi bir şeye ihtiyacın olursa ararsın beni. Sağ olasın. Hadi anne. Düşme anne. Kız, günaydın. Nereden böyle sabah sabah? Çocukları çarşıya götürdük ablam. Kız sen okula gitmedin mi bugün? O da hastayım dedi, yarın gidecekmiş. Allah Allah. Seni ararım. Hadi. Hadi kızlar. İyi günler. İyi günler. Hadi babacığım, üstünüzü başınızı değiştirin direkt man odanıza, hadi. Ana. Babam sana çok kızar mı? Yok ana kurban, niye kızsın? Sen sakın korkma, tamam? Hadi kardeşine azıcık kitap oku. Zaten sırılsıklam oldunuz. Haydi geç, 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 geç. Geç. Hadi kızım. Hadi hadi hadi, hadi odaya. Hadi. Geç otur. Kahvaltı yapmadın, açsındır. Bir şeyler hazırlayayım gel. Ya ne kahvaltısı? Geç otur ya Türkan. Yedireceğini yedirdin bize, ne kahvaltısı? Otursana geç. Neyin peşindesin sen? Hı? Neyin peşindesin sen? Ne geçti eline şimdi? He, ne oldu? Ne yapmış oldun yani sen şimdi? Kendi kafandan yazdın, çizdin, oynadın. Ne yaptın şimdi? He? Ne oldu yani? Geçtin Nalan'ın karşısına. Ben kocamdan boşanmak istemiyorum dedin de ne oldu? He? Ne yapmış oldun? Ya cevap versene bana. Kendi kafana göre iş yapmaya gelince yapıyorsun. Bir şey sorduğum zaman el pençe divan oturuyorsun. Ne oldu söyle? He, ne konuştuk biz seninle burada? Biz seninle burada ne konuştuk, ne dedik? Oraya gittiğin zaman diyeceksin ki ben Ayrı'dan boşanmak istiyorum. Diye böyle konuşmadık mı? Böyle söyleyeceğim Ayrı demedin mi bana? Söz vermedin mi? E Nalan'ın oraya gittiğin zaman ne değişti? Ya bana cevap ver, vallahi bak elimden bir kaza çıkacak benim. Benim elimden kaza çıkacak, bana cevap ver. Diyemedim. Neyi diyemedin? Diyemedim işte abi. Elleme beni. Diyemedim. Hayır diyemedim, kurban olayım, affet. Elleme beni, elleme. Affedeyim öyle mi? Affedeyim öyle mi? Abi hiçbir şey affetmiyorum ben. Ben hiçbir şey affetmiyorum, senin de hiçbir şeyden haberin yok. Sen hiçbir şeyi bilmiyorsun. Sen hiçbir şeyi anlamıyorsun, sen hiçbir şeyi görmedin, duymadın. Nalan benim için ne demek, sen biliyor musun? Nalan benim için ne ifade ediyor, sen biliyor musun? Nalan beni bırakıp gitse ben yaşarım mı sanıyorsun ya? He? Ben yaşarım mı? Yaşasam nefes alır mıyım mı sanıyorsun ya? Yemek yesem, ekmek yesem doyar mıyım? Geçsem yürür müyüm mü sanıyorsun? He? Ama bu bedelini ödeyeceksin, bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Akşam getireceğim o boşanma kağıtlarını. Akşam getireceğim o boşanma kağıtlarını. Parmağını basacaksın. Boşanacağım senden. İster bu, elleme beni ya. Bak elleme beni. Kağıt basacağım, o kağıda imzanı basacaksın. Eğer sen böyle bir şey yaptın diyor Nalan benden ayrılırsa, eğer Nalan beni terk ederse, sana hiç kötülük yapmadım, ne sana yaptım ne çocuklara yaptım. Yemin billah Allah hakkı için, yemin billah Allah hakkı için ne siz benim bir daha yüzümü görebilirsiniz ne çocuklar ne sen, tamam mı? Ben bunu yapacağım, sen de yaptığının bedelini ödeyeceksin.
Baba, ne arıyorsun? Hayır, ne arıyorsun diyoruz. Allah'tan belamı arıyorum. Buldun mu? Hele ben Nalan'sız kalayım. Senin yüzünden Nalan beni bir terk etsin. Bir daha benim yüzümü görürsünüz. Ana, babam bizi bıraktı mı? Prensese mi gitti ama? O istemem dedi ya, ona gitmez ki. Kim ana? Türkan! Kız aç kapıyı, aç benim. Kız ne oldu? Şu Haydi de hiçbir şey demeden, suratıma bile bakmadan sıvışıp gitti. Ne oldu kız? Abla ben öyle bir şey ettim ki. Ben öyle bir şey ettim ki. Daha iyi misin kızım? Nasıl iyi olayım abla? Görüyorsun nasıl iyi olayım. Nasıl bir kadınmış? Evi nasıl? Hizmetçileri var mı? Kaç tane? Vallahi ben hiç hizmetçi falan görmedim. Terliğimi bile bana kadın kendi uzattı. Hizmetçiler izne mi gitmiş kız? Ya yok abla, hiç hizmetçisi yok ha. Çocukluğundan bir tane bakıcısı varmış. O da şimdi can dostu olmuş. Evi güzel mi bari? Eşyaları neyim, nasıl? Abla vallahi evde, eşyalarda hiç öyle zengin evi gibi değil. Kadının hiç öyle saraylarda falan sanki hiç şey olmaz. Ama değişik kadın biliyor musun? Böyle hani narin marin, böyle çıt dese kırılacak gibi ama bir güçlü. Bir erkek gibi Hayri'yi bir tuttu, bir dışarı attı. Niye attı kız? Ben boşanmayacağım dedim ya. Hı. Hayri çok kızdı, çok sinirlendi. Çok bağırdı bana. Ama o da dedi ki hani sen kimin evinde kimi tehdit ediyorsun? Tuttu Hayri'yi dışarı attı. Ben sana söyleyeyim, bu kadın kötü bir insan değil. Ben nasıl günah alayım? Zarar gelmez ondan. Kızım iki görmeyle hemen inanma. Böylelerine güvenilmez. Allah kocanın elinden alır da haberin olmaz. Ben nasıl bir ateşe düştüm anlamıyorum ki zaten. Ne yapacağım abla peki, sen bana onu söyle. Kızım yapacağım belli. Herifinin kayışını sıkı tutacaksın, yanında oturtacaksın, yüzüne de iki gülüp o da seni bırakmayacak. Bizim iş o kadar basit değil ki abla. Karışık iyice. Nasıl karışık mı? Söyle de biz de bilek ya. Nalan diyor ki ben de Hayri'nin yüzüne bakmam. Hayri de diyor ki Nalan yoksa ben sizin yüzünüze bakmam. Çocukları da görmem bir daha. Hiç beni ararsınız bulamazsınız. Ne yapacaksın? Sen de Nalan'a gidip kocaman bırakma diye yalvarmayacaksın herhal. Abla benim başımda anam babam var mı? Benim evim barkım var mı? Ben ne yapayım iki tane kızla? Hı? Hayır, beni şu an kapının önüne koysa ben nereye gideceğim? Ben ne yapacağım abla? Bak Nalan'dan bana zarar gelmez. Ama hayır, kızlarıma beni sokağa atarsa. Kız, fakat siz kapının önüne koyar mı bu adam kız? Çocukların üzerinden ellerini çeker mi bu adam? Vallahi abla çeker. Vallahi dediklerini de hepsini yapar. Ben Hayri'nin gözünde gördüm onu. Hayri artık Nalan'sız yapamaz. Hiçbir yere gidemez, hiçbir şey yiyemez. Kendi de diyor, nefes alamaz. Al abla. Kızım ne araması kız? Kız ne yapacaksın sen arayıp da? Ne diyeceksin kadına? Sen onu bırakma, yoksa o da bizi kapının önüne koyar mı diyeceksin? Kız olur mu kız? Gururların ayaklarının altına mı ezdireceksin sen kız? Abla gurur benim çocuklarımı doyuracak mı? Hı? Gurur benim çocuklarımı babalı büyütecek mi? Ya daha yeni kavuşmuşlar. Ben nasıl yapayım? Böyle mi olsun istiyorsun ha? Bunu mu yapalım? Allah aşkına ara diyorum sana, ara. Çevir sen numarayı, ben arayacağım. Tamam mı? Sen yaz, ben konuşacağım. Neyse derdimi anlatacağım. Artık gerisi Nalan Hanım'ın vicdanına kalmış. Kurbanın olayım ya. Ay. Alo.
Alo. Kimsiniz? Baba, nereye gidiyor? Biz bırakıyor. Hayri. Hayri. Daha ben iflah olmam Türkan. Benden de kimseye fayda gelmez, tamam? Tamam. Ya hayatımda ilk defa senden bir şey istedim ya. Hayatımda ilk defa benim de yüzüm gülecek diye. Helal olsun sana, bana onu çok gördün sen. Akşam servisinden geleceğim. Boşanma kağıtlarını imzalarsın. Tamam. Hadi çıkıyorum ben. Çık önümden. Çık, çık! Anne! Anne! Ama babam bir daha gelmeyecek mi? Anne! Efendim. Alo. Alo. Abla benim Türkan. Türkan? İyi misin? Her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok. Türkan. Konuşsana bir sıkıntı yok değil mi? Hayri kimseye bir şey yapmadı. Kızlar iyi, sen iyisin. Abla Hayri gitti. Nereye gitti? Abla Hayri evden gitti. İki parça eşyası vardı, onları da aldı gitti. Ne oldu ki? Niye gitti acaba yani? Neden? Sen onu bıraktın ya abla. Ben onu bıraktım diye mi? Abla. Abla bak, kulun kören olayım senin. Ne olursun sen Hayri'ye dön. Hayri de kızlarının başına dönsün. Yalvarırım sana, ne olur. Bak o bana çok sinirli. Sabah ettiklerimden ötürü çok kızdı o bana. O da eşyalarını, pılını, pırtını topladı gitti. Abla bak, ben sana yemin ediyorum, o gitti mi bir daha gelmez ama kurban olayım. Benim çocuklarım böyle kalmasın abla. Türkan, gerçekten çok üzüldüm. Ama belki de böylesi daha iyidir. Yani bilemeyiz. Yok, bilirim. Bilirim, Hayrisiz güzel olmaz abla. Hayrisiz benim kızlarımın yüzü gülmez. Bak sen Hayri'ye geri dön. Ben istesen yarın boşanayım. Ben yarın boşanırım. Vallahi billahi. Ama sen Hayri'yi bırakma. Senin kurbanın olayım, Hayri'yi bırakma. O artık iflah olmaz abla. O sensiz yapamaz. O seni çok seviyor. Türkan. Ben biliyorum sen de onu seviyorsun. Benim için söylemesi kolaydır. Ne yapayım, benim de canım acıyor ama
Benim kaderim buymuş abla. Ben Hayri'yi yıllarca görmedim. Bundan sonra da onsuz yaşarım. Ama kızlarımı babasız bırakamam abla. Ama ne olursun kurban olayım Hayri'ye geri dön. Akşam gelecekmiş. O iş yerinde bir şey de servisten sonra. Boşanma kağıtlarını getirecekmiş. Sen de gel ki. Sen de gel, ben size yemek yaparım. Olur mu bak, hem yemeğini yersin hem Hayri ile barışırsan. Hayri de bizden nefret etmez, kızların başında durur. Olur mu ama ne olursun abla. Türkan. Türkan çok özür dilerim. Ben böyle bir şey yapamam. Benden böyle bir şey isteyemezsin. Çok özür dilerim. Gerçekten. Özür dilerim. İyi günler. Ne dedi kız? Geliyor mu? Kız söylesene. Gelecek, gelecek. Ben anladım, gelecek abla. Ben biliyorum. Babası da kızlarımı bırakmayacak abla, gelecek. Erişik hanım. Türkan, bırak bu sevdayı kızım. Bak, böyle saçma şeyler için bu kadın hiç bu işi yapar mı ya? Ya gelecek. Gelecek, sen de göreceksin. Bana acımıyorsa kızlarıma acıyacak ya. Hem belki Hayri'yi benden daha çok seviyor. Ama gelecek. Dur ben şimdi akşam için yemek hazırlayayım. Kızlarını hazırlayayım. Ben sırrını hazırlayayım. Sırrını yer, herkes sırrını yer. Ay abla kusura bakma ya. Sen de burada böyle. Ama yemek hazırlayacağım. Hamuru anca kararım, olur ya. Ben gideyim. Nasve teyze. Ona Alihan abla da gelmez. Babam da gelmez, değil mi? Bilmiyorum ki. Biraz zor. Gerçi gelse de her türlüsü zor ananız için. Çok zor. Kızım, telefon burada kalsın. Belki o kadın annenizi arar marar da annenize verirsiniz, olmaz mı? Misler gibi de koktu. Değil mi annem, köyümüz gibi koktu? He ana. Çorbamız bir güzel olsun. Ben bir de bulgur yapayım. Değil mi? Bir de ana bulgur yapsın. Ha. Aha. Bir de bulgur pilavı yapayım yanına misler gibi. Zaten Nazife ablanın da yoğurdu var. Değil mi anne? Bulgur da yer Nalan abla. Sever değil mi? Sever. Sever. Niye sevmezsin? Zaten herkesin evinde pişen yemek. Sever anne. Tamam. Tamam. O tiba hamurumuzda misler gibi kabarmış. Babanıza da patatesli börek yaparız. Sever o. Değil mi? Hadi o zaman biriniz bana yardım etsin. Suyu döksün. Biriniz de unu versin elime, olur mu? Hadi anne. Hadi. Ana, niye sırrını yapmadın? Tek çeşit yemek olmayı versin annem dedim. Fazla olsun, misafir geliyor o kadar, ayıp. Ana, babam akşam gelecek be. He, gelecek. Ama çantasını aldı gitti. Ya gelecek diyorum sana. Baban gelecek, Nalan ablan da gelecek. Sonra babam bir daha hiç gitmeyecek. Babam gelene kadar ben yemek yemem. Uyumam da. Bak hele, sen anaya niye inanmıyorsun? Ben gelecek diyorsam gelecek. He? Değil mi? Hadi koşun ellerinizi yıkayın, bana yardım etmeyeceğiniz mi yoksa? Hadi koş. Hadi. Gelecek babanız. Babanız gelecek. Misli böreği de yiyecek. Misler gibi. Thank you.
abla, hadi ara. Arayacağım da ne diyeceğim? Ara, ara da gelsin. O gelmezse babana gelmeyecek. Biz perişan olacağız, onu da söyle. Alo? Alo? Nalan abla, benim Zeynep. Yok, ağlamadım. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok, bir şey saklamıyorum ya. Yani bu gece yemeğe gitmek için pek uygun bir gece değil bence. Hayır falan mı aradı, bir şey mi oldu? Ya hayır, aramadı. Yani Nalan çıkmak istemedi dışarıya, yorgun zaten. Uyuyacak bence. Kuşum nereye? Ben bir hava alıp geleceğim. Görüşürüz. Ne diyor? Dışarı çıkıyor. Dışarıya çıktı. Ben onu takip edeceğim. Muzaffer, ne olursun gitme, dur. Ben de hazırlanayım, hemen geleyim. Beraber gidelim, olur mu? Bu saatte nereye gidiyor bu kız, ben merak ederim. Bekle, ne olursun. Tamam. Sokak 4 adresi hedefi için yola çıkılıyor. Nereye gidiyor bu kız bu saatte ya? Aynen, kebapçıya gidiyor olabilir mi? Yok, kebapçı arkada kaldı, geçtik onu. Nereye gidiyor o zaman? Kabristan'a gidiyor olmasın Feride teyzeyi ziyarete? Yok, bu vakitte oraya gitmez. Bilemedim ki, çatlayacağım meraktan. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın? İyi abi. Hazırlattın mı? Aynen abi, hazırlattım. Tek kağıt bu. Tek kağıt. Bir Türkan yengenin parmak basması kaldı. Sağ ol. Sağ olasın. Abi emin misin boşan be? Ya muradım olan olmuş, biten bitmiş ya. Hadi kal sağlıcakla. Eyvallah. Kabristan'la geçtik. Nereye gidiyor bu kız yarabbim? Konağa gidiyor olmasın? Niye gitsin konağa? Ne bileyim, aklıma gelen fikirleri söylüyorum işte. Ya belki de böyle dolaşıp dolaşıp kafayı toplayıp eve dönecek ha? Ne oldu? Hayri'nin evine gidiyor. Nasıl? Niye? Niye Hayri'ye gidiyor ki? Orada şeyler yok mu? Çocuğuyla karısı falan. Niye gidiyor? Ne yapacak Hayri'nin evinde? Bebeysem. Of Nalan ya. Ne yapıyorsun kızım ya? Thank you.
İşte burası. Ya Nalan, ne yapıyorsun şu anda ya? Tanıştılar mı ki bunlar Hayri'nin eşiyle? Yok, sanmıyorum. O zaman ne yapıyor? Ne diye buraya geldi? Merak etti de tanışmaya mı geldi acaba? Niye tanışmak istesin ki? Ha, ne bileyim Mustafa ya, aklıma geleni söylüyorum işte. Yani gerçekten şu an Nalan'ın kafasında neler geçiyor öğrenmeyi o kadar isterdim ki. Sanırım kabul ediyor. Neyi kabul ediyor? Yaşadığı saçmalığı kader zannediyor. Yapma Muzaffer, deme öyle ya. Yok vallahi ben dayanamayacağım. Gideceğim, alacağım kızı oradan. Eve götürelim. Yapma lütfen. Belki de kapıyı çalmayacak, geri dönecek, bırak. Bir bekleyin. Nalan abla gelmezse babama ne olacak? Babam o gelmezse ben de yokum dedi. Bir daha göremeyecek miyiz babamı? Siz hiç merak etmeyin. Nalan ablanız da gelecek. Babanıza da bir şey olmayacak. Merak etmeyin. Kapıyı çaldı. Kapıyı çaldı Muzaffer. Ay, ne yapacak? Ne diyecek yani kadına? Merhaba, ben kimim diyecek. Ne yapıyor bu kız ya? Gelecek dedim değil mi ana kurban? He? Gelecek dedim. He? Hadi bakalım. Belki de babamdır ana. Prenses abla geldi. Geldim vallahi. Merhabalar, nasılsınız? Ne oluyor şu anda? Bunlar tanışıyorlar mı? Ben dayanamadım, geldim Türkan. Hoş geldin. Allah senden razı olsun. Ay, dur, Türkan, ne yapıyorsun? Allah senin tuttuğunu altın etsin. İyi ki geldin abla, iyi ki geldin, sağ olasın. Sen olmasaydın benim çocuklarım babasız kalacaktı. Babam da ölmeyecek. Allah korusun, olur mu hiç öyle şey? Tabii ki öyle bir şey olmayacak. Ay, kızlar geçin, kapıda kalma abla, gel buyur. Ne oluyor şu an burada ya? Tanışıyor mu bunlar? O mutluluk neydi öyle? Ne oluyor şu an Muzaffer? İkisi de birbirinden çaresiz çünkü. Sen aldığımızı anana demem olur mu? Olur demem. Kimseye hiçbir şey demem, merak etme. Senin babanı çok mu seviyorsun? Bence sen daha çok seviyorsun. Hı? Sen gelmeseydin babam gelmeyecekti. Kaybolacaktı. Olur mu hiç öyle şey? Sen de gelmezsin o zaman. Üzülürdün değil mi? Siz babanızı göremeseydiniz çok üzülürdüm, evet. Hı hı. Abla daha başlamamışsın. Bak inşallah seversin, mis gibi patatesli börek yaptım. Tatlı da yaptım. Bak bu benim sultan alamı kurabiyesi. Hayri de çok sever, kızlar da çok sever. Tatlımız da var yani, inşallah onu da seversin. Tarhanayı köyden getirmişim. Lazım olur diye almıştım yanıma. Sana nasip oldu. Bulgur pilavımız var. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor sofra. Afiyet olsun. Kızlar, ne dedim ben size? Nalan ablamız gelir dedim değil mi? Bizi bırakmaz, halimizden anlar. He, bak nasıl geldi.
Çok güzelmiş gerçekten tarhana. Ellerine sağlık. Al böreği. Çok güzel oluyor. Güzel olmuş mu börek? Bakayım. Onun da bir tadına bakayım. Abla ben sana çatal bıçak getireyim ya, sen öyle rahat edemezsin. Yok yok Türkan. Hakikaten çok iyiyim ben böyle. Hiç zahmet etme. Çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Ay yok artık Muzaffer, ben vallahi dayanamıyorum gerçekten. Evden alacağım onu. Bu nereden çıktı şimdi? Bunun her şeyden haberi var mı sence? Ha? Bu planlamış olabilir mi? O öyle sinsi bir herif ki. Her şey planlamış olabilir. Kendine hayır olmayan birine size ne hayır olsun? Niye bırakayım sizi kızım? Dur düşeceğim. Dur. Dur kızım dur. Çok özledik babasını. Ben de sizi özledim kızım, gel. Gel içeriye geçelim, gel. Gel bir tane. Gel kızım. Baba, Nalan abla geldi. Geri geldi.